tedavisi nasıl oluyor hocam? Hangi tetkiklerden geçiyor? Hangi testler sonucunda tedaviye ulaşıyor? Koroner arter hastalığının tedavisi öncelikle tabii diğer hazırlayıcı risk faktörlerin varlığına da dayanır. Mesela diyabet var ise iyi bir kan şeker takibi ve düzenlemesi, yani diyabetin tedavisi. Yine hipertansiyon varsa hipertansiyon tedavisi, kolesterol yüksekliği varsa onun tedavisi. Ama koroner arter hastalığı varsa kolesterol sınırlarımız, mesela tedavi vereceğimiz sınırlar çok çok düşüyor. Ondan dolayı hemen hemen hastaların %90-95'ine bu tedaviler gerekiyor. Onun dışında en önemli tedavi kan sulandırıcı diyebildiğimiz ilaçlar. Özellikle aspirin ve diğer birkaç ilaç bu nedenle verilmekte ve hastalar takip edilmektedir. Tabii tanıda risk faktörlerine göre biraz hareket ediyoruz. Bazen şikayeti olmayan birinde bile, hiçbir şikayeti olmayan birinde bile eğer risk faktörleri yüksek ise ve bazı sınıflamalarda yüksek riskli gruba giriyor ise biz bu hastalara efor testi yapıyoruz şikayet durumuna göre veya efor yapamıyor ise başka stres testi dediğimiz eforlu sintigrafi veya ilaçlı sintigrafi veya yine eforlu ekokardiyografi o testleri yapıyoruz. Bu ciddi damar darlığı var mı yok mu onun hakkında bir ön bilgi veriyor. Veya ondan sonra anjiyografik testler geliyor. Anjiyografik testlerde biz uzun süre koroner anjiyografi ile takip ediyorduk bu hastaları. Son zamanlarda artan ve sanal anjiyografi dediğimiz tomografik anjiyografi, yani tomografi ile kalp damarlarının, ilaçlı tomografi ile kalp damarlarının görüntülenmesi, onunla tanı koyabiliriz ve tabii altın standart koroner anjiyografidir. Bizim hepimizin bildiği koldan veya kasıktan girilerek yapılan kalp damarlarına bakma işlemi. Bu şekilde yaparak tanı koyuyoruz veya otandan uzaklaşıyoruz.